Evet, merhaba arkadaşlar. Kurban Bayramı metninin devamındayız şimdi. İki satırlık kısa bir alanımız var. Burayı da çevirelim hep beraber. Şimdi elif harfimiz var başta. Yanında bir B sesimiz var. B sesimiz var. Rar harfimiz, elif harfimiz, H harfimiz, Y ve mim harfimiz var. Bu bir isim bu arada. Bu bir isim. Neydi? İbrahim'in yazılışı arkadaşlar. Y sesi okutucudur. Başa gelmiş olduğu için Y harfi olarak okunur. Ancak yanında bir de elif harfiyle birleşmesi bunun ya olarak okunacağını gösterir bize. Vav harfimiz var. Vav harfi de okutucudur. O, ö, u, ü seslerini de alıyor. Ancak yağdan sonra bu harfleri alamayacağı için demek ki V harfiyle okunacak demektir burada. Rar harfi, vav harfi, sın harfi, nun ve y sesimiz var. Nedir kelimemiz? Yavrusunu arkadaşlar. Yavrusunu. B sesi, nun sesi, dal ve nun sesimiz var. Kelimemiz nedir? Benum, dal, num, benden. Dal harfi başa gelmiş, elif harfi ortaya gelmiş, elif harfi A sesini verir. Yani burasını da olarak başlayacağız. H sesimiz elifle birleşmiş, ha olarak okunacak. Dolayısıyla daha diye ne oldu? Çıktı kelimemiz. Ç sesim, vav sesim ve kaf sesim var. Çok, daha çok. Sın, vav ve rar harfimiz var. Sever diye ne yaptık? Çevirdik. Elif harfimiz üzerindeki işareti gördük. Bunu görüyorsak elif harfimizin E sesiyle okunacağını gösterir bize. Yanında kaf harfimiz var. Pardon, vav harfimiz var. O da T sesiyle birleşmiş. Evet diye ne yaptık? Çevirdik burayı. Elif harfi mim ve elif harfimizle birleşmiş ma olarak okunmuş ama. Evet ama. Dal ye dal ye di di yani dedi. Şın harfim ye sesim tı sesim elifle birleşti. Ta olarak okunacak ve sondaki de nun harfim şeytan diye ne yaptık? Çevirdik. B, vav, nun, ye, bunu. Şeytan, bunu. Allah yazılışı arkadaşlar bu. Elif, lam, lam, he. Ve üzerinde şedde de var. İki defa tekrarlanacağını gösterir. Bu Allah yazılışı L harfinin üzerinde. Elif harfimiz üzerindeki işareti gördük. E olarak okuyacağız. Mim ve rar var. Emir. Elif Y başlangıcı görüyorsak İ sesiyle başlıyoruz. T sesim, dal ve Y sesim var. İtti, etti yani. Emir etti. Allah emir etti. Elif, vav, O harfimiz ya da U sesimiz gelir demek. Arkadaşlar, nef sesimiz, nafenu gibi kullanabiliriz. Ona. Ona. H sesim Elif'le birleşti. Ha olacak. Yanında bir C sesim var. Bakın altta tek noktasını görüyoruz. C sesinin Rika'daki başı bu şekilde. ve Rar sesim var. Bu da bir isim. Ha Cer. İbrahim'in annesinin adı. Evet. B ve Vav sesim var. Bu. Bu. Y sesim Elif'le birleşmiş ya olacak. B sesim Elif'le birleşmiş ba olacak. Ya ba diye çıktı bakın. Şurada bir nun harfim var. Burada bir C sesim var. Bakın şurası C sesim ve Y sesim var. Ya ban cı hatta burada Y ve H sesim de var. Ya yabancıya. Bu yabancıya. İkinci satırdayız. Şın harfi Elif'le birleşti. Şa olacak. Bir şın harfim daha var. Şaş okuduk. Y sesim var. Şaşı. Rar. Ortaya gelmiş Elif harfi. A sesini verir. Rar ve kaf sesim var.
Şaşırarak. Şaşırarak. B sesim Elif ile birleşti. Ba olacak. Kaf sesim, da sesim ve Y sesim var. Baktı. Bu yabancıya şaşırarak baktı. Elif harfi üzerindeki işareti gördük. A olarak okunacağını biliyoruz. Nun ve Elif ile birleşmiş. Na olarak okunacak. Ana. Y sesim, va sesim, rar sesim, he sesim, c sesim, gef sesim ve y sesim var arkadaşlar. Yavrucağı. Yavrucağı. Pardon. Gev sesim, vav sesim. Gev sesim ince seslidir. Kaf sesim kalın seslidir. Kev sesimin yanında vav okutucusu bulunduğuna göre buradaki vav ö ya da ü sesini verir arkadaşlar. Burada bir nef sesim, sonda da bir lam sesim var. Gönül. Gönül. Dal, nef. Bakın üstünde tek ters tik var. Bu üç nokta demek. Rika'da ters tik olarak belirtiliyor. Yani nef harfimiz de bu. Zel harfim var. Bakın şurada noktası var. Zel harfim. Ye, nun ve nef harfim var. Denizinden. Değil mi? Gönül denizinden. Denizinden olmaz. Denizinin olur. Dal harfi yok sonuç olarak. Gönül denizinin. B sesim, rar sesim, y sesim, c sesim ve kef sesim var arkadaşlar. Nasıl okurum burayı? Biricik. Gönül denizinin biricik. Elif harfi y sesiyle başlamış. İ olarak okuyacağım. Nun, c, y, sın ve Y sesim var. İn, bakın İ diye başlayacağım dedim. Elif Y var çünkü. İ ile başladım. Nun var. C, Y, sın ve Y var. İncisi. Değil mi? İncisi. Elif Y. İ ile başlıyorum. Burada bir Ç sesim var. Bakın Ç sesim. Vav ve Nun sesim var. İçün. Yani için. Dal rar ye, num dal num. Derinden. Derinden. Sat ye. Sat kalın sesidir. Ye okutucudur. Ye sesi gelmiyorsa şayet ye'nin vermiş olduğu ı ve i'den hangisi gelir? I sesi gelir arkadaşlar. Niye? Sat'ın kalın sesi olmasından kaynaklı. Burada bir zel sesim var. Lam elif la sesim var. Dal ve Y sesim var. Sızladı. Sızladı. Derinden sızladı. Elif harfi işareti gördük. A sesini koyuyoruz. Mim harfi Elif ile birleşti. Ma olacak. Ama. Ama. Ç sesim Elif ile birleşmiş. Bakın altta tersteki görüyoruz. Ça olarak okunur. B sesim var. Vav sesim ve kaf sesim var. Çabuk. Çabuk. Tı sesim, vav sesim, he sesim Elif ile birleşmiş pa olacak. Rar sesim, lam elif la olarak okunur. Dal ve ye sesim var. Peki kelimeyi nasıl şey yapacağız? Söyleyeceğiz. Toparladı. Ama çabuk toparladı. Dedik. Harfleri altlarına yazmayı unutmayın. Siz kendiniz yaparken arkadaşlar çıktısını olarak altına yazabilirsiniz. Ya da kendiniz evde yaptığınız örneklerin altına mutlaka. Mesela T'yi buldunuz. T harfini koydunuz. Vav boş kalabilir. P sesini koydunuz. Yana A'yı koydunuz. R'ı koydunuz. Lam elif'in L'sını koydunuz.
D sesini ve Y sesini koydunuz. Okutucu harflerin aynı zamanda altına I, I. Mesela burada O, Ö, U, Ü olarak da yazabilirsiniz. Ona göre kelime zaten ortaya çıkacaktır. Yaparken bu şekilde çalışabilirsiniz. Peki. Bu örneğimizde bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.